Charles Dickens Perili Ev Seslendiren Akın Altan Bölüm 1 Evdeki Ölümlüler Bu Noel öyküsüne konu olan evle ilk tanışmam, hayaletli öykülerin bilinen koşullarında ya da alışılagelmiş hayaletli ortamlardan birinde olmadı. Evi gün ışığında, üzerinde güneş parlarken gördüm. Görünürde, evi korkutucu gösterebilecek rüzgar, yağmur, şimşek, gök gürültüsü ya da başka türlü bir tuhaf durum yoktu. Dahası, eve doğruca bir tren istasyonundan gelmiştim. Ev, istasyondan yaklaşık 1 mil uzaklıktaydı ve evin önünde durup geldiğim yola baktığımda, yük treninin vadideki toprak set boyunca kayarcasına ilerlediğini görebiliyordum. Her şeyin tamamen sıradan olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü siz tamamen sıradan biri değilseniz, herhangi bir şeyin size sıradan görünebileceğini pek sanmam. İşte burada kendini beğenmişliğim devreye giriyor. Ama evin herhangi birine de bana güzel bir sonbahar gününde göründüğü gibi görünebileceğini kabul edebilirim. Bu konuya yaklaşım tarzım buydu. Kuzeyden Londra'ya doğru yolculuk yaparken yolda durup eve bakmaya karar verdim. Sağlık durumum geçici bir süre kırsal kesimde yaşamamı gerektiriyordu. Bunu bilen ve daha önce bu evin yakınından geçmiş olan bir arkadaşım bana buranın uygun bir yer olduğunu ileri süren bir mektup yazmıştı. Gece yarısı trene bindim ve uyuyakaldım. Sonra tekrar uyandım ve pencereden kuzey ışıklarını seyrettim. Sonra tekrar uyuyakaldım ve uyandığımda her zamankine benzer şekilde, sanki hiç uyumamışım gibi hoşnutsuz bir duyguyla sabah olduğunu fark ettim. Utanarak söylüyorum ki, bu durumun sebep olduğu sersemliğin de etkisiyle, bütün gece boyunca hiç uyumadığım konusunda karşımda oturan adamla zorla bahse bile girebilirdim. Karşımdaki adam bütün gece harıl harıl, hiç bitmeyecekmiş kadar işle uğraşmıştı. Bu mantıksız davranışa ek olarak, ondan da sadece bu beklenirdi. Elinde bir not defteriyle bir kalem, sürekli bir şeylere kulak kabartıyor ve notlar alıyordu. Önceleri bu sinir bozucu notların trenin sarsıntılarıyla ilgili olduğunu düşündüm ve eğer bu seslere her kulak kabarttığında gözlerini başımın üzerine dikmeseydi, kendisinin de bir inşaat mühendisi olduğunu varsayarak onu hoş görebilirdim. Şaşı, yüzünde şaşkın bir ifade olan biriydi ve davranışları giderek tahammül edilemez bir hal almıştı. Soğuk ve cansız bir sabahtı. Güneş henüz yükselmemişti ve pencereden dışarı bakıp demir rengini almış doğanın soluk ışıklarını ve benimle yıldızlar arasında diğer bir deyişle benimle yaşam arasına çökmüş ağır sisi izlerken yolculuk arkadaşıma dönüp şöyle dedim. "Affedersiniz bayım. Ama bende fark ettiğiniz özel bir şey mi var? Çünkü gerçekten de cüretkar bir ihtimamla şapkamı ya da saçlarımı inceleyip bir yere not ediyormuş gibiydi." Şaşı adam, gözlerini sanki vagonun arkası yüzlerce mil uzaktaymış gibi odakladığı arkamdaki uzak noktadan uzaklaştırdı ve değersizliğim karşısında yüce bir acıma duygusu beslermiş gibi şöyle dedi. "Sizde mi beyefendi?" "B mi?" diye sordum meraklanarak. "Sizinle bir meselem yok beyefendi," diye yanıtladı adam. "Lütfen sesleri dinlememe izin verin." O. Kısa bir duraksamadan sonra bu sesli harfi telaffuz etti ve not etti. Başlangıçta biraz korktum. Çünkü yanımda bir ekspres delisinin olması ve kondüktörün ortalarda olmaması ciddi bir durumdur. Ama sonradan adamın son günlerde rapor olarak adlandırılan, içlerinden bazılarına çok saygı duyduğum ama inançlarına katılmadığım bir mezhep üyesi olabileceği düşüncesi beni rahatlattı. Tam bunu soracaktım ki lafı ağzımdan aldı. "Eğer sıradan insanlar gibi basit davranmıyorsam," dedi küçümseyici bir tavırla, "beni bağışlayın. Geceyi de şimdilerde hep yaptığım gibi ruhsal iletişim içinde geçirdim." Dedim oldukça ters bir şekilde. "Gece görüşmeleri," diye devam etti adam, defterinden birkaç sayfa çevirerek şu mesajla başladı. "Kötü arkadaş iyi huyu bozar." "Haklısınız," dedim. "Ama bu düşünce tamamen yeni mi?" "Ruhlardan yeni geldi," diye cevap verdi adam. Sadece o ters tavrımla yine diyebildim ve ruhların ona en son ne söylediklerini sordum. Adam defterine yazdığı son cümleyi büyük bir ciddiyetle okudu. "Evdeki bir kuş, saldaki 2 kuştan daha değerlidir." "Gerçekten ben de aynı fikirdeyim," dedim. "Ama doğrusu dal değil midir diye sordum. Bana sal olduğu söylendi diye cevapladı adam. Daha sonra bu özel açıklamanın kendisine Sokrates'in ruhu tarafından gecenin bir yarısı yapıldığını söyledi. Dostum, umarım iyisinizdir. Bu yolcu vagonunda 2 tane var. Nasılsınız? Burada 17.479 ruh var. Fakat siz onları göremezsiniz. Pisagor burada. Kendisi bunu söyleme özgürlüğüne sahip değil. Ama yolculuktan hoşlandığınızı umuyor. Aynı şekilde Galileo da bilimsel zekasıyla aramıza katıldı. Seni gördüğüme sevindim amigo. Kamsta. Su yeterince soğuduğunda donar. Adio diyor. Ayrıca gece boyunca şu olaylar da meydana gelmişti. Piskopos Butler, ismini Butler olarak telaffuz etmekte ısrar edince yazım ve ahlak kurallarına aykırı davrandığı ve huysuz biri olduğu gerekçesiyle geldiği yere gönderildi. Kasıtlı bir gizem yarattığı kuşkusunu uyandıran John Milton, Yitik Cennet'i kendisinin yazdığını inkar etmiş ve bu şiirin Grüngers ve Scotchinton adlarında tanınmamış 2 kişi tarafından ortaklaşa yazıldığını iddia etmişti. Ve İngiltere Kralı John'un yeğeni Prens Arthur, Bayan Trimer ve İskoç Kraliçesi Mary'nin gözetimi altında kadife boyamayı öğrendiği 7. çemberin içinde oldukça rahat olduğunu açıklamıştı. Bana bu açıklamaları yapan beyefendi farkında mıydı bilmem ama yükselen güneşin görüntüsünü ve sonsuz evrenin muhteşem düzenini düşünmeye başlamıştım artık ve anlattıklarından sıkıldığımı itiraf edersem beni bağışlayacağından emindim. Kısacası bu konudan o kadar çok sıkılmıştım ki bir sonraki istasyonda trenden inip bu sıkıcı lafları dinleme yerine gökyüzünün temiz havasını solumak beni son derece sevindirdi. Trenden indiğimde dışarıda güzel bir hava vardı. Altın sarısı, kahverengi ve kızıl renkli ağaçlardan dökülen yaprakların arasında yürür ve etrafımdaki yaratılış harikalarına bakıp bu harikaları ayakta tutan sağlam, değişmez ve uyumlu yasaları düşünürken adamın ruhlarla ilgili sohbeti bana bu dünyanın şimdiye dek gördüğü en sefil yolculuk hikayesi gibi geldi. Kafamdan bu barbar düşünceler geçerken ev görüş alanıma girdi ve evi dikkatlice incelemek için durdum. Yaklaşık 2 dönümlük, insanı hüzünlendirecek derecede bakımsız, kare şeklinde bir bahçenin ortasında tek başına yükselen bir evdi. 2. George döneminden kalmaydı. George'ların 4'ünün de sadık bir hayranı tarafından arzulanabilecek kadar katı, soğuk, ciddi ve zevksiz bir görünümü vardı. İçinde kimse oturmuyordu. Ama son 1-2 yıl içinde yaşanılabilir hale gelmesi için ucuz bir onarımdan geçmişti. Ucuz diyorum çünkü onarım sadece yüzeysel yapılmış ve renkleri canlı olsa da boyası ve sıvası çürüyüp dökülmeye başlamıştı. Bahçe duvarlarına yaslanmış orantısız bir tahtanın üstünde evin uygun koşullarda ve mobilyalı kiraya verileceği yazılıydı. Ev hemen yanındaki ağaçlar nedeniyle gölgede kalmıştı ve özellikle ön pencerelerinin önünde oldukça hüzünlü bir hava yaratan, yer seçimi hatalı, 6 uzun kabak ağacı vardı. Bu evin insanların uzak durduğu bir ev olduğunu anlamak zor değildi. Evden yarım mil ötedeki bir köy kilisesi kulesinin çevresinde oturan köylülerin de uzak durduğu, hiç kimsenin satın almayacağı bir evdi bu. Doğal olarak bundan çıkan sonuç, evin perili ev olarak ünlendiğiydi. Gündüz ve gecenin 24 saatlik zaman diliminin hiçbir bölümü sabahın erken saatleri kadar özel değildir benim için. Yazları genellikle erken kalkarım ve kahvaltıdan önce günlük işlerimden birini yapmak için odama çekilir, etrafımdaki sessizlik ve yalnızlıktan da en çok bu anlarda etkilenirim. Uyuyan tanıdık yüzlerle çevrilmiş olmanın verdiği berbat his bir yana, sevdiğimiz ve bizi seven insanlar varlığımızdan tamamıyla habersiz, duygusuz bir halde ve bir gün hepimizin gideceği o gizemli dünyanın bekleyişi içindedirler. Askıya alınmış yaşamlar, dünle kopan bağlar, terk edilmiş koltuk, kapanmış kitap ya da yarıda bırakılmış bir iş, hepsi ölümü çağrıştırır bize. Bu anın sükuneti aslında ölümün sükunetidir. Renkler ve soğuk aynı çağrışımı yapar. Ev eşyalarının gecenin karanlığından sabahın aydınlığına çıktıkları anda büründükleri, çok eskilerde kalmış yenilikleri, İnsanların olgunluğun ya da yaşlılığın yıprattığı yüzlerinin ölümle birlikte eski genç görüntüsüne bürünmesini akla getirir. Dahası bir keresinde bu saatlerde babamın hayaletini görmüştüm. Canlı ve iyi görünüyordu. Normalden farklı hiçbir şey yoktu. Ama onu gün ışığında yatağımın yanındaki bir sandalyede sırtı bana dönük otururken görmüştüm. Elini başına dayamıştı ve uyukluyor mu yoksa bir şeye mi üzülüyordu seçememiştim. Onu orada görmüş olmanın verdiği şaşkınlıkla önce oturdum, sonra pozisyonumu değiştirip yataktan uzanarak onu izledim. O hareket etmediği için onunla birkaç kez konuştum. Hala hareketsiz durmaya devam ettiği için endişelendim ve elimi omzuna koyduğumda aynen tahmin ettiğim gibi oldu. Orada hiçbir şey yoktu. Bütün bunlardan ve daha kolay ve açık bir şekilde anlatılamayacak diğer nedenlerden dolayı sabahın bu erken saatlerinin ruhlara en yakın olduğum saatler olduğuna karar verdim. Sabahın erken saatlerinde benim için her ev az ya da çok perilidir ve perili bir ev sadece bu saatlerde işime yarar. Kafamda bu terk edilmiş ev düşüncesiyle köye doğru yürüdüm ve küçük hanın sahibini kapısının önünü süpürürken buldum. Kahvaltı ısmarladım ve ev konusunu açtım. "O ev perili mi?" diye sordum. Han sahibi bana baktı, başını salladı ve "Bir şey söyleyemem" diye cevap verdi. "Demek ki perili." "Pekala," dedi han sahibi yüksek bir sesle, çaresizliğin verdiği bir dürüstlükle ve devam etti. "Ben olsam o evde uyumazdım." "Neden?" "İnsan ancak bir evde zil çalacak kimse yokken zilin çalmasını, kapıları çarpacak kimse yokken kapıların çarpmasını ve ortalıkta kimse yokken ayak sesleri duymak istiyorsa, işte o zaman," dedi han sahibi, "o evde uyuyabilir." "Evde bir şey görülmüş mü?" Han sahibi bana tekrar baktı ve az önceki çaresiz yüz ifadesiyle ahır avlusuna doğru seslendi. "Aki!" Bu çağrı üzerine geniş omuzlu, yuvarlak kırmızı yüzlü, kısa sarı saçlı, oldukça geniş gülünç bir ağzı ve kalkık bir burnu olan ve üzerine uzun kollu, mor çizgili, sedef düğmeli, uzuyormuş gibi görünen ve eğer kırpılmazsa onu baştan aşağı saracakmış gibi duran bir yelek giymiş genç bir adam yanımıza geldi. "Bu beyefendi," dedi han sahibi, "kabaklarda herhangi bir şey görünüp görünmediğini öğrenmek istiyor." "Kukuletalı baykuşu olan bir kadın," dedi Ayki canlı bir ses tonuyla. "Çığlık mı atıyordu?" "Hayır bayım, baykuşu vardı." "Kukuletalı, baykuşlu bir kadın. Aman tanrım. Onu hiç gördün mü?" "Baykuşu gördüm." "Kadını hiç görmedin mi?" "Baykuş kadar net değil ama hep birliktedirler ikisi." "Kadını da baykuş kadar net gören biri olmuş mu?" "Tanrı sizi korusun efendim. Bir sürü insan. Örneğin yolun karşısında dükkanını açan şu tüccar görmüş olabilir mi?" "Perkins mi?" "Tanrı sizi korusun. Perkins oraya yaklaşmaz bile." "Hayır," dedi genç adam ve kendinden emin bir şekilde, "Perkins oraya gidecek kadar aptal biri değildir." Bu arada han sahibi Perkins'ten daha iyi bilgi alabileceğimi fısıldadı kulağıma. "Bu kukuletalı, baykuşlu kadın kim ya da kimdi? Biliyor musun?" "Şey," dedi Ayki, bir eliyle şapkasını kaldırmış, diğer eliyle başını kaşırken, "genelde bu kadının bir cinayete kurban gittiği ve baykuşun da cinayet sırasında ötüp durduğu söylenir. Tek öğrenebildiğim, hikayenin sadece kısa bir özeti ve gördüğüm en içten ve geleceği parlak insanlardan biri olan bu genç adamın, kukuletalı kadını gördükten sonra sağlığını biraz yitirmiş olduğuydu. Ayrıca kendisine Joby diye seslenilen ya da Greenwood diye seslendiğinizde, "Neden olmasın, öyle olsa bile siz kendi işinize bakın" diyen ve iyi bir dost veya tek gözlü serseri gibi üstünkörü ifadelerle tanımlanan bir kişi de kukuletalı kadını 5 ya da 6 kez görmüştü. Ama bu tanıkların bana somut yardımı dokunamazdı. Çünkü ilki Kaliforniya'da, sonuncusu da Ayki'nin söylediğine göre bu han sahibi tarafından da doğrulanmıştı, her yerde görülmüştü. Şimdi her ne kadar varoluşla arasına büyük hesap günü engelinin ve yaşayan tüm varlıkların karşı karşıya kalacağı değişimin girdiği bu esrarı dingi ve vakur bir korkuyla değerlendirsem ve olaylar hakkında bir şey biliyormuşum gibi davranmak üstahlığını göstermesem de, kapıların kendi kendine çarpmasını, zillerin kendi kendine çalmasını, tahtaların kendi kendine gıcırdamasını ve bunlar gibi diğer önemsiz olayları kavramama izin verilen tanrısal kuralların görkemli güzelliği ve her şeyi kuşatan analojisiyle bağdaştıramıyorum. Dahası şimdiye kadar her ikisi de yurt dışında olan iki perili evde yaşamıştım. Bunlardan biri gerçekten perilerin yoğun istilasına uğramış ve bu nedenle 2 kez terk edilmiş bir İtalyan sarayıydı. Ve ben burada 8 ay boyunca sakin ve hayatımdan memnun bir şekilde yaşadım. Evin hiç kullanılmamış ve sahiplenilmemiş birçok gizemli odası olduğunu görmezden geliyordum ve büyük bir odasında günün her saati kim bilir kaç kez oturup kitap okuyor ve bitişiğindeki 1. sınıf perili bir oda olduğu söylenen odada yatıyordum. Han sahibine bu yaşadıklarımdan kısaca bahsettim ve ona sözünü ettiğimiz evin neden kötü bir üne sahip olduğunu açıklamaya çalıştım. Birçok şeyin adını haksız yere kötüye çıkartmıyor muyduk? Bir şey hakkında ortaya kötü sözler yaymak ne kadar kolaydı. Örneğin köyde yaşayan tuhaf görünümlü, yaşlı sarhoşun ruhunu şeytana sattığı dedikodusunu ikimiz birlikte köye yaydığımızda herkesin buna inanacağını söyledim. İtiraf etmeliyim ki yaptığım bu akıllıca konuşma han sahibi üzerinde hiçbir etki yaratmadı. Dolayısıyla bu konuşma hayatımın en büyük başarısızlıklarından biri oldu. Hikayenin bu kısmını kısa kesecek olursam, bu eve perili denmesine ve herkesin ondan uzak durmasına gücenmiş ve evi tutmaya yarı yarıya karar vermiştim. Böylece kahvaltıdan sonra Perkins'in kırbaç ve koşum takımı üreten, postaneyi işleten ve bu arada da ikna yeteneği güçlü, sert mizaçlı karısına boyun eğmek durumunda olan kayınbiraderinden evin anahtarlarını aldım ve han sahibiyle Ayki'nin eşliğinde eve gittim. Evin içi tahmin ettiğim gibi çok kasvetliydi. Evin önündeki büyük ağaçların oluşturduğu gölgelerin yavaşça dalgalanması eve son derece hüzünlü bir hava veriyordu. Kötü yere kurulmuş, kötü inşa edilmiş ve kötü planlanmış bir evdi bu. Rutubetliydi. Her tarafta çürümüşlük ve fare kokusu vardı ve ayrıca insan elinden çıkan ama sonra insanların kullanmadığı yapıların üstüne çöken o tanımlanması zor çürümüşlüğün zavallı bir kurbanıydı. Mutfaklar ve odalar çok geniş ve birbirinden çok uzaktı. Üst ve alt katlarda birer yaşam simgesi kabul edilen odaların arasında işe yaramaz geçitlere benzeyen koridorlar uzanıyordu. Ayrıca arka merdivenlerin dibinde çift sıra dizilen zillerin altında öldürücü bir tuzak gibi gizlenen, üzeri yeşilliklerle kaplı, eski, küflü bir kuyu vardı. Bu zillerden birinin siyah zemini üzerine soluk, beyaz harflerle "Efendi B" yazılıydı. Bana söylediklerine göre bu en çok çalan zildi. "Efendi Bey kimmiş?" diye sordum. "Baykuş öterken onun ne yaptığı biliniyor mu?" "Zili çalmış," dedi Ayki. Genç adamın kürk şapkasıyla zile vurup çalmasındaki ustalık beni oldukça etkiledi. Yüksek sesli, çirkin görünümlü bir zildi ve oldukça tatsız bir sesi vardı. Diğer zillerin üzerlerinde bağlı oldukları odaların isimleri yazıyordu. Resim odası, çift oda, saat odası gibi. Efendi Bey'in zilinin kaynağına ulaştığımda tavan arasında üçgen biçimindeki bir odada 3. sınıf koşullar altında yaşamış olduğunu gördüm. Köşede bir şömine vardı ve eğer Efendi Bey kendisini bu şömineyle ısıtabiliyorsa oldukça ufak tefek olmalıydı. Başka bir köşede de ancak tam tumbun tavana tırmanabileceği yükseklikte piramit şeklinde bir merdiveni andıran baca vardı. Odanın bir tarafındaki duvar kağıtları üstüne yapışan sıvayla birlikte boydan boya aşağıya düşmüş ve kapının önünü neredeyse tamamen kapamıştı. Görünüşe göre Efendi Bey, bulunduğu ruhsal koşullar altında duvar kağıdını sürekli sökmüşe benziyordu. Ne han sahibi ne de Ayki, onun böyle anlamsız bir şeyi neden yapmış olabileceğini açıklayabiliyorlardı. Oldukça geniş ve yamuk tavan arasının dışında evde keşfedilecek başka bir şey bulamadım. Fazla mobilya olmasa da fena döşenmemişti. Mobilyaların bir kısmı, 1/3 diyelim, evin kendisi kadar eskiydi. Geri kalanı ise son yarım yüzyılın değişik dönemlerinden kalmaydı. Evin kiralanma işiyle şehirdeki bir tahıl dükkanının sahibinin ilgilendiğini öğrendim. Aynı gün onunla görüşmeye gittim ve evi 6 aylığına kiraladım. Bekar kız kardeşimle, 38 yaşında, güzel, aklı başında ve çekici bir bayan olduğunu söyleyebilirim. Eve taşındığımızda Ekim'in tam ortasıydı. Yanımızda ayrıca sağır bir seyiz, Türk cinsi av köpeğim, 2 kadın hizmetçi ve tuhaf kız adıyla anılan genç birini getirdik. Aziz Lawrence Yetim Kızlar Derneği'nin eski bir sakini olan bu kızı yanımıza almamızın ölümcül bir hata olduğunu ve başımıza birçok felaket getirdiğini söyleyebilirim. Yıl erken bitiyor, Yapraklar hızla dökülüyordu. Eve taşındığımızda oldukça kuru bir soğuk vardı. Ayrıca evin kasvetli havası oldukça sıkıcıydı. Cana yakın ama zekadan yoksun aşçı kadın mutfağı gördüğünde gözyaşlarına boğuldu ve bu rutubetli ortamda eğer kendisine bir şey olursa gümüş saatinin kız kardeşine Tapping Top Gardens, Leagues Walk, Clapham Rees adresine gönderilmesini istedi. Hizmetçi Straker neşeli görünmeye çalışıyordu. Fakat aslında en çok zorluk çeken oydu. Daha önce hiç kırsal bölgede yaşamamış olan tuhaf kız durumundan memnundu ve bir meşe ağacı yetiştirmek amacıyla bahçeye, bulaşıkhane penceresinin önüne bir meşe palamudu ekti. Karanlık bastırmadan önce bizim durumumuzdaki birinin karşılaşabileceği tüm sorunları doğaüstü olanlar dışında yaşamıştık. Cesaret kırıcı söylentiler adeta duman gibi bodrumdan yükseliyor ya da üst kattaki odalardan aşağıya iniyordu. Oklava yoktu, semender yoktu. Ne olduğunu bilmediğim için buna pek şaşırmadım. Evde hiçbir şey yoktu. Olanlar da kırık döküktü. Evin son sakinleri birer domuz gibi yaşamış olmalıydılar. Kendi evine bakmayan ev sahibi mi olur? Bu kadar sıkıntının içinde tuhaf kız neşeliydi ve örnek gösterilecek durumdaydı. Fakat hava karardıktan 4 saat sonra doğaüstü bir durumla karşılaştık. Tuhaf kız evde gözler görmüş ve isteri krizine tutulmuştu. Kız kardeşim ve ben bu perili ev söylentisinin kendi aramızda kalmasına karar vermiştik ve Ayki'yi eşyaların arabadan boşaltılmasına yardım ederken kadınlarla ya da işlerinden biriyle 1 dakika olsun yalnız bırakmadığımızdan emindim. Bundan bugün de eminim. Ancak söylediğim gibi tuhaf kız saat 9'dan önce gözler görmüş. Bu konuda başka hiçbir açıklama yapamıyordu. Saat 10 olduğunda kızın alnına bir somon balığı salamurası yaparken kullanabileceğiniz sirkeden çok daha fazlası sürülmüştü. Bu nahoş durumun üstüne saat 10.30 sıralarında Efendi Bey'in zili çileden çıkmışçasına çalmaya başladı ve köpeğin bütün ev onun acı dolu ulumalarıyla yankılanana dek havlayıp durdu. Umarım Efendi Bey'in anısının kafamı kurcaladığı, o birkaç hafta boyunca içinde bulunduğum uygunsuz düşüncelerle dolu ruh haline bir daha girmem. Efendi Bey'in zili fareler, sıçanlar, yarasalar, rüzgar ya da tesadüfi bir titreşim tarafından mı, yoksa bazen biri bazen de diğeri tarafından kazara mı, yoksa biri tarafından gizlice mi çalınıyordu bilmiyorum, fakat her 3 gecenin ikisinde çaldığı kesindi. Sonunda Efendi Bey'in boynunu kırmak, başka bir deyişle zilini kırmak ve bu genç beyefendiyi deneyimlerime ve inancıma göre sonsuza kadar susturmak hayalleri kurmaya başlamıştım. Fakat aradan geçen zamanda tuhaf kız gittikçe gelişen katalepsi güçleri geliştirmişti ki bu sayede bu zahmetli hastalığın parlak bir örneği haline geldi. Aklını yitirmiş bir Guy Fawkes edasıyla en ilgisiz durumlarda bile kas katı kesiliyordu. Evdeki hizmetçilere Efendi Bey'in odasını boyadığımı, duvar kağıdını tekrar kapladığımı, Efendi Bey'in zilini kopardığımı ve bir daha çalmaması için içine bir şey sıkıştırdığımı anlaşılır bir tavırla anlatıyordum. O şaşkın gencin yaşayıp öldüğüne ve sonra da içinde bulunduğumuz bu kusurlu varlık ortamında kendisini bir çalı süpürgesinin sivri uçlarına muhatap edecek davranışlarda bulunabileceğine inanıyorlarsa, benim gibi aciz bir insanoğlunun tek başına ölülerin bedensiz ruhlarının ya da herhangi bir ruhun güçlerini kısıtlamak ve onlara karşı koyabilmek için böyle adi yöntemlere başvurabileceğine de inanırlardı herhalde. Bana bunu yakıştırsalardı, şüphesiz kendimi etkileyici ve ikna edici biri gibi hissederdim. Ama tuhaf kız karşımızda aniden baştan aşağıya kas katı kesilip dar kafalı bir taş yığını gibi bize baka kaldığında bunların hiçbir önemi kalmıyordu. Hizmetçi Straker'ın da rahatsızlık verici bir mizacı vardı. Bu genç kadının sorunu alışılmadık derecede uyuşuk olması mıydı, yoksa daha başka bir sorunu mu vardı emin değilim. Ama bu genç kadın o güne dek gördüğüm en iri ve en saydam gözyaşlarını üreten bir imbik haline gelmişti. Bu özelliklere sahip bir insan tuhaf bir şekilde gözyaşlarını tutabilme eğilimi gösterir. Bu yüzden hizmetçimizin çoğu zaman gözyaşları akmaz, yüzünde ve burnunda asılı kalırdı. Böyle durumlarda başını hafifçe acı içinde sallarken büründüğü sessizlik beni saygıdeğer Crichton'un bir para kesesi için girişeceği ağız dalaşının sarsacağından daha çok sarsardı. Aşçı da aynı şekilde evin kendisini yorduğundan ve yaptığı işlerin kıyafetlerini yıprattığından yakınarak beni şaşırtıyor ve gümüş saatiyle ilgili vasiyetini uysal bir tavırla tekrarlıyordu. Gece yaşantımıza gelecek olursam, şüphe ve korku bulaşıcı bir hastalık gibi dolaşıyordu aramızda ve yeryüzünde bunlar kadar bulaşıcı başka bir şey yoktur. Kukuletalı kadın mı? Anlatılanlara bakılırsa mükemmel bir kukuletalı kadınlar manastırında yaşıyorduk. Sesler mi? Alt katta bana da bulaşmış olan o sevimsiz duygular içinde, o iç karartıcı salonda oturmuş etrafı dinlerken o kadar çok ve o kadar garip sesler duydum ki seslerin kaynağını araştırmak için yerimden fırlayıp kendimi ısıtmasaydım belki de oturduğum yerde kanım donabilirdi. Bunu gecenin köründe yatağınızda deneyin. Henüz uyumamışken şöminenin yanındaki rahat koltuğunuzda otururken deneyin. Bulunduğunuz her evi seslerle doldurabilir ve eğer isterseniz bunu sinir sisteminizdeki her bir sinir için ayrı bir ses duyana kadar yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, şüphe ve korku bulaşıcı bir hastalık gibi aramızda dolaşıyordu ve yeryüzünde bunun kadar bulaşıcı başka hiçbir şey yoktur. Uyuşturucu koklamaktan burunları soyulan kadınlar sürekli bir baygınlık halindeydiler ve arkalarına bakmadan kaçmaya hazırdılar. İki yaşlı hizmetçi, tuhaf kızı tehlikeli olabileceğini düşündükleri hiçbir yere göndermiyorlardı. Çünkü tuhaf kız bu tür gezilerden hep katalepsi krizleri geçirerek dönüyordu. Aşçı veya streaker, hava karardıktan sonra etrafı kolaçan etmek için dışarıya çıktıklarında hepimiz tavandan bir çarpma sesi geleceğini biliyorduk. Bu o kadar çok sık oluyordu ki sanki evin etrafında işi gücü kavga etmek olan bir adam dolaşıyor ve mezatçılık dendiğini düşündüğüm sanatının nasıl icra ettiğini ev halkından karşılaştığı herkese göstermeye çalışıyor gibiydi. Ne yapsak boşunaydı. Korkmak da boşunaydı. Çünkü gerçek bir baykuştan bizzat korkup sonradan onu meydana çıkarmaya çalışmanın bir yararı yoktu. Piyano çalarken yanlış bir notaya bastığınızda köpeğimin belirli notalara ve nota gruplarına havladığını keşfetmenin de bir yararı yoktu. Ziller konusunda radamantusluk taslamanın ve talihsiz bir zil sizden izinsiz çalmaya başladığında onu acımasızca yere fırlatıp susturmanın da anlamı yoktu. Bacaları ateşe vermenin, kuyulara meşale atmanın, şüphelenen odalara öfkeyle dalmanın da anlamı yoktu. Hizmetçileri değiştirdik ama durum değişmedi. Yeni gelenler de kaçınca üçüncü bir grup geldi. Fakat yine durum değişmedi. En sonunda bir zamanlar sorunsuz olan ev idaremiz o kadar düzensiz ve perişan bir hale geldi ki bir gece kız kardeşime hüzünle şöyle dedim. Patty, insanların burada bizimle kalmalarını sağlama konusunda umutsuzluğa düşmeye başladım. Sanırım bundan vazgeçmek zorundayız. Oldukça güçlü bir karakteri olan kız kardeşim, hayır Can, vazgeçme, yenilme Can, başka bir yolu var diye cevapladı. Nedir peki diye sordum. Can, dedi kız kardeşim, senin ya da benim bildiğim herhangi bir nedenden dolayı bu evden kovulmayacaksak, güçlü olmalı ve evin işlerini tamamen biz üstlenmeliyiz. Ama hizmetçiler, dedim. Hizmetçiye gerek yok, dedi kız kardeşim büyük bir cesaretle. Benimle aynı yaşam düzeyindeki çoğu insan gibi bu sadık engeller olmadan da ayakta kalınabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu öneri benim için o kadar alışılmadık bir durumdu ki biraz kuşkuyla yaklaştım. Buraya korkmaya ve bu korkuyu birbirlerine bulaştırmaya geldiklerini biliyoruz ve gerçekten korktuklarını ve bunu diğerlerine de bulaştırdıklarını da biliyoruz, dedi kız kardeşim. Battles dışında, dedim düşünceli bir ses tonuyla. Elbette Can, diye onayladı kız kardeşim, Battles dışında. Ama bu neyi kanıtlar? Battles hiç kimseyle konuşmuyor ve yüzüne karşı gürlenmediği sürece kimseyi duymuyor. Ayrıca bugüne kadar korktu ya da kimseyi korkuttu mu? Hayır, bu tamamen doğruydu. Bahsettiğimiz kişi, her gece saat 10'da arabalığın üstündeki odasına çekilen, yanına bir yaba ve bir kova sudan başka bir şey almayan biriydi. Saat 10'dan sonra Battles'ın yanına gidecek olursam, bu bir kova suyun başımdan aşağıya döküleceğini ve yabanın da bana saplanacağını sürekli hatırlanması gereken bir şey olarak aklımda tutuyorum. Ayrıca Battles, o telaşlı hallerimize hiç tanık olmamıştı. Soğukkanlı ve hiç konuşmayan bir adam olan Battles, Straker baygın, tuhaf kızsa kaskatı haldeyken mutfakta oturup yemeğini yer, eve hakim olan tatsız havayı fazladan bir patates ya da bir biftek daha alarak lehine çevirirdi. Bu yüzden, diye devam etti kız kardeşim, Battles'ı bunun dışında tutuyorum ve Can, evin Battles, sen ve ben tarafından idare edilemeyecek kadar geniş olduğunu ve belki de çok da yalnız olduğumuzu göz önünde bulundurarak arkadaşlarımız arasından en güvenilir ve istekli olanlardan birkaçını seçip onlara burada 3 ay boyunca bizimle birlikte kalmalarını ve neşeli bir topluluk halinde yaşamayı önermeyi ve bekleyip neler olacağını görmeyi teklif ediyorum. Kız kardeşimin söylediklerinden o kadar çok etkilenmiştim ki onu oracıkta kucakladım ve hevesle planını uygulamaya koyuldum. Bu kararı aldığımızda Kasım'ın 3. haftasındaydık. İşe oldukça ciddiyetle sarılmış ve güvendiğimiz arkadaşlarımızdan öyle büyük bir destek görmüştük ki davet ettiğimiz arkadaşlarımız Perili Ev'de neşeli bir şekilde toplandıklarında Kasım ayının bir haftası hala önümüzde duruyordu. Şimdi kız kardeşimle birlikte henüz evde yalnızken yaptığımız 2 küçük değişiklikten bahsedeceğim. Köpeğimin geceleri evde, muhtemelen dışarı çıkma isteğiyle havlıyor olması bana olmayacak bir şey gibi gelmiyordu. Onu zincire bağlamadan dışarıdaki kulübesine yerleştirdim ve köy halkını, köpeğin karşısına çıkanların boğazları parçalanmadan kurtulamayacakları konusunda uyardım. Sonra Ayki'ye silahlardan anlayıp anlamadığını gelişigüzel bir şekilde sordum. "Evet efendim, iyi bir silahı görür görmez tanırım" cevabını verince ben de ondan eve kadar zahmet edip gelmesini ve silahıma bakmasını rica ettim. Ayki, birkaç sene önce New York'tan aldığım çifte namlulu tüfeği inceledikten sonra "Bu gerçek bir silah efendim" dedi. "Buna şüphe yok." "Ayki" dedim, "bundan kimseye bahsetme. Ama bu evde bir şey gördüm." "Bahsetmem efendim" diye fısıldadı, gözlerini kocaman kocaman açarak. "Kukuletalı kadını mı efendim?" "Korkma" dedim. "Sana benzeyen bir görüntüsü vardı." "Aman tanrım." "Ayki" dedim içtenlikle. Dostça da diyebilirim. Tokalaşırken, "Eğer bu hayalet hikayelerinde bir doğruluk payı varsa, sizin için yapabileceğim en iyi tek şey ona ateş etmek olur. Sana cennet ve yeryüzü adına söz veriyorum. Eğer onu tekrar görürsem, bu silahla yapacağım bunu." Genç adam bana teşekkür etti ve bir bardak likör ikramımı kabul etmeyip evi aceleyle terk etti. Sırrımı ona açmıştım. Çünkü şapkasını zile fırlatması ve bundan bir süre sonra bir gece zil çaldığında zilin yakınında gözüme kürk şapkaya benzer bir şeyin ilişmesi aklımdan çıkmıyordu. Ayrıca ne zaman hizmetçileri rahatlatmak için gece eve gelse, o gün en hayaletli günlerimizden birini yaşamamız olmamızda dikkatimi çekmişti. Yine de Ayki'ye haksızlık etmek istemem. Bu evden korkuyor ve buranın perili olduğuna inanıyordu. Yine de eline fırsat geçse periler konusunda yalan söyleyebileceği muhakkaktı. Tuhaf kızın durumu da tamamen aynıydı. Evde gerçek bir korkuyla dolaşır ama işine gelince de kasıtlı ve korkunç yalanlar söylerdi. Hepimizi telaşlandıran birçok şeyi kendisi uydurur, duyduğumuz birçok garip sesi kendisi çıkarırdı. Gözümü ikisinden de ayırmıyordum. Saçma gibi görünen bu düşüncelerimi burada açıklamaya gerek duymuyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum ki tıp, hukuk veya gözleme dayalı diğer bilimlerde deneyimi olan her zeki insanın böyle düşünmesi son derece normaldir ve aynı zamanda birçok gözlemcinin karşılaştığı genel bir durumdur bu. Ayrıca bu durumun diğerlerinden çok daha fazla kuşkuyla ve ayrıntılı olarak ele alınması zorunludur. Şimdi evimize çağırdığımız konuklara geri dönelim. Toplandığımızda yaptığımız ilk şey yatak odaları için kura çekmek oldu. Kuralar çekildikten ve her oda, hatta evin her köşesi tüm misafirler tarafından dikkatle incelendikten sonra sanki bir çingene topluluğu, bir yat mürettebatı, ava çıkmış bir topluluk ya da gemisi batmış bir grup insan gibi her türlü ev işini aramızda paylaştık. Ardından kukuletalı kadın, baykuş ve Efendi B hakkında herkesin dilinde dolaşan söylentileri onlarla paylaştım. Ayrıca evde yaşadığımız sürece hakkında söylentiler duyduğumuz, yanında taşıdığı, kendisi gibi hayalet olan yuvarlak bir masayla sürekli merdivenlerden inip çıkan kadının gülünç hayaletinden ve kimsenin bir türlü yakalayamadığı bir budaladan da bahsettim. Bu hikayelerin çoğunun alt kattaki dostlarımız arasında sağlıksız ve bulaşıcı bir şekilde kesin sözcüklerle ifade edilmeden yayıldığına emindim. Sonra oraya kandırmaya ya da kandırılmaya gelmediğimizi, İkisi birbirinden çok farklı değildi, söyledik. Ciddi bir sorumluluk duygusuyla birbirimize karşı dürüst olmalı ve gerçeklerin izinden gitmeliydik. Geceleri alışılmadık sesler duyan ve bunu araştırmak isteyenlerin odama gelip bana haber vermeleri konusunda anlaştık. En sonunda Kutsal Noel'in son gecesi olan 12. gecede Perili Ev'de bir araya geldiğimiz andan itibaren yaşadığımız tecrübeleri herkesin iyiliği için gün ışığına çıkaracağımız Fakat o güne kadar sessizliği bozacak dikkate değer bir olay olmadığı sürece sükûnetimizi koruyacağımız konusunda fikir birliği ettik. Sayı ve karakter olarak evdekilerin durumu şu şekildeydi. Öncelikle kız kardeşimle beni aradan çıkarmak için biz kura çektik. Kız kardeşim kurada kendi odasını çekmişti. Ben de Efendi Bey'in odasını, ikinci olarak o büyük gökbilimciyle aynı ismi taşıyan ve yeryüzünde bir teleskobu ondan daha iyi kullanabilen bir kişi olmadığını düşündüğüm ilk kuzenimiz John Herschel geliyordu. Yanında geçen baharda evlendiği çekici eşi de vardı. Onu getirmesini bu şartlar altında doğru bulmamıştım. Çünkü böyle zamanlarda yanlış bir alarmın ne sonuçlar doğurabileceği belli olmazdı. Yine de kuzenim işini bilen biriydi ve şunu söylemeliyim ki o eğer benim eşim olsaydı onun o tatlı ve aydınlık yüzünü asla arkamda bırakmazdım. Kurada ikisi saat odasını çektiler. Kendine has bir çekiciliği olan ve çok sevdiğim 28 yaşındaki Alfred Starling ikiz odayı çekti. Hava rüzgarlı olsun olmasın hep sallanan ve bir türlü takozla sıkıştıramadığım iki geniş ve biçimsiz penceresi olan bu oda benim odamdı ve bitişiğinde bir de soyunma odası bulunduğu için bu adı almıştı. Alfred hızlı, başka bir deyişle uçarı, bir yaşantısı varmış gibi görünmeye çalışan fakat böyle bir saçmalık yapmayacak kadar iyi ve akıllı biriydi. Belki babasının ona bıraktığı yılda 200 poundluk küçük bir mirası olmasaydı, şimdiye kadar çoktan kendi başına bir yerlere gelebilirdi. Ama Alfred bundan güç alarak yılda 600 harcamayı kendine tek iş edinmişti. Günün birinde çalıştığı bankanın batmasını ya da %20 kar garantisiyle para yatırıp vurgun yemesini umuyorum. Çünkü asla iflas ederse gerçek zenginliği kazanacağını düşünüyorum. Kız kardeşimin çok samimi bir arkadaşı, zeki, cana yakın ve hoş bir kız olan Belinda Bates resim odasını aldı. Ticaret azminin yanı sıra büyük bir şiir dehasıydı ve Alfred'in tabiriyle kadınlar misyonu, kadın hakları, kadın sorunları ve büyük K harfiyle başlayan ve kadınları ilgilendiren, yapılmayan ve yapılması gereken ya da yapılan ve yapılmaması gereken her şeye kendine adardı. Evdeki ilk gecesinde ona resim odasının kapısının önünde iyi geceler dilerken şunları fısıldadım. Son derece takdire değer birisin canım ve dilerim çok daha başarılı olursun ama aşırıya kaçmamalısın. İlk bakışta yoluna çıkıyor ve senin cinsine doğal bir baskı uyguluyor görünseler de uygarlığımızın şu ana kadar kadınlara sunduğu iş olanaklarının artırılması gerektiği konusunda zavallı erkeklere kızma. Çünkü inan bana Belinda, onlar çoğu zaman kazandıkları maaşları eşleri, kızları, kız kardeşleri, anneleri, teyzeleri ve büyükanneleri için harcarlar ve bu sadece bir kurt ve kırmızı başlıklı kız hikayesi değildir. Bu hikayede başka bölümler de var. Neyse, konudan uzaklaşmayayım. Belinda, az önce söylediğim gibi resim odasına yerleşti. Başka 3 odamız daha vardı. Köşe oda, dolap odası ve bahçe odası. Eski dostum Jack Guan'ı köşe odaya, kendi deyişiyle hamağına astı. Jack'i daima denizlerin görüp göreceği en iyi denizci olarak kabul ettim. Saçları artık beyazlamıştı. Ama hala çeyrek yüzyıl öncesinde olduğu kadar, hatta daha da yakışıklıydı. Geniş omuzlu, boylu poslu, samimi bir gülümsemesi olan, parlak siyah gözlü, gür ve koyu kaşlı, neşeli bir adamdı. Onun siyah saçlı halini de hatırlıyorum ama saçlarına ak düşmüş haliyle kesinlikle daha iyi görünüyor. Ada bayrağının dalgalandığı her yere o da gitmişti. Akdeniz'de ve Atlantik'in diğer tarafında onun adı geçtiğinde yüzleri aydınlanan ve ''Jack Guverneau'u tanıyor musun? Demek ki erkeklerin kralını tanıyorsun.'' diye bağıran denizci dostlarıyla karşılaşmıştım. İşte o böyle biridir. O kadar kusursuz bir deniz subayıydı ki onu fok derisine sarılmış halde bir Eskimo kulübesinden çıkarken görseniz bile üzerinde denizci üniforması olduğu izlenimine kapılırdınız. Jack bir zamanlar o parlak duru gözlerini kız kardeşime dikmişti. Ama daha sonra başka bir hanımla evlenip onu Güney Amerika'ya götürmüş ve kadın orada ölmüştü. Bu yaklaşık 10 yıl önceydi. Belki daha da fazlaydı. Perili evimize gelirken yanında bir fıçı tuzlanmış sığır eti getirmişti. Çünkü kendi eliyle tuzlamadığı sığır etlerinin leşten farkı olmadığını düşünürdü. Bu yüzden de Londra'ya giderken bavulunda daima bir miktar taşırdı. Gelirken yanında bir ticaret gemisinin kaptanı olan Ned Beaver adında eski bir dostunu da getirmek istemişti. Tahtaya benzer bir yüzü ve kaya kadar sert bir bedeni olan Bay Beaver'ın denizlere ilişkin engin deneyimi ve pratik bilgisiyle ne kadar zeki bir adam olduğu belli oluyordu. Ara sıra geçirdiği eski bir hastalığın etkisiyle tuhaf bir sinirliliğe kapılıyordu. Fakat genelde bu birkaç dakikadan uzun sürmezdi. Bay Beaver dolap odasını aldı ve orada eve bir bakayım düşüncesiyle gelmiş olan dostum ve avukatım Bay Andre'nin yanındaki yatağa uzandı. Bay Andre, whist oyununu baştaki kırmızı kapağından sonraki kırmızı kapağına kadar hukukçular rehberindeki herkesten daha iyi oynardı. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım ve sanırım hepimiz aynı duyguları hissediyorduk. Her zaman çok becerikli biri olan Jack Gurney baş aşçıydı ve kimsenin onunla aşık atamadığı körülü yemekler dahil şimdiye kadar tattığım en güzel yemekleri yaptı. Kız kardeşim pasta ve hamur işlerini üstlendi. Starling ve ben nöbetleşi olarak aşçı yamaklığı yaptık. Ayrıca özel durumlarda baş aşçı Bay Beaver'ı yardımcı olmaya zorluyordu. Açık havada spor ve egzersiz yapmaya epey vakit ayırıyor ama evin içinde de hiçbir aktiviteyi ihmal etmiyorduk. Böylece aramızda hiçbir kötü niyet ve yanlış anlama olmuyordu. Ayrıca gecelerimiz o kadar keyifli geçiyordu ki yataklarımıza gitmemek için hepimizin en az birer iyi sebebi oluyordu. Başlangıçta birkaç gece alarmı oldu. İlk gece Jack, elinde denizin derinliklerinde yaşayan bir deniz canavarının solungaçlarını andıran harika bir gemi feneriyle kapımı çaldı ve bana ana çatıya çıkıp rüzgar gölünü indireceğini söyledi. Fırtınalı bir gece olduğu için buna karşı çıktım. Fakat Jack, rüzgar gölünün umutsuzca haykıran bir insan gibi sesler çıkardığına dikkatimi çekti ve eğer bunu yapmazsa birilerinin birazdan bir hayalet göreceğini söyledi. Bunun üzerine Bay Beaver'da yanımızda evin tepesine çıktık. Rüzgar yüzünden ayakta durmakta zorlanıyordum. Jack, elinde fener ve diğer malzemelerle arkasında Bay Beaver'la bacalardan yaklaşık 6 metre yükseklikteki kubbenin tepesine tırmandı. Ayakları sağlam bir yere basmadan soğukkanlı bir şekilde rüzgar gölünü söktüler. Rüzgar ve yükseklik oldukça hoşlarına gitmiş göründüğü için hiç aşağıya inmeyeceklerini düşünmeye başlamıştım. Başka bir gece yine kapıma geldiler ve bir baca kapağını sökeceklerini söylediler. Yine başka bir gece hıçkırıp yutkunur gibi sesler çıkaran bir su borusunu söktüler. Başka gecelerde yapacak başka şeyler buldular. Birkaç kez de gayet soğukkanlı bir şekilde bahçede gezinen gizemli şeyi yakalamak için yatak odalarının pencerelerine bağladıkları yatak örtülerine tutunarak birlikte aşağıya atlamışlardı. Aramızdaki anlaşmaya sadakatle bağlı kaldık ve kimseye bir şey belli etmedi. Bildiğimiz tek şey eğer herhangi birimizin odası perili ise kimsenin bunu sorun etmeyeceğiydi. Bölüm 2. Efendi Bey'in odasındaki hayalet. Diğerlerinden daha seçkin bir üne sahip olan üçgen şeklindeki tavan arasına yerleştiğimde düşüncelerim doğal olarak Efendi Bey'e yöneldi. Onunla ilgili varsayımlarım türlü türlü ve rahatsız ediciydi. İlk adı Benjamin, bisekstil artık yılda doğduğu için Bartolomei ya da Bill olabilirdi. Bu B harfi soyadından geliyorsa Baxter, Black, Brown, Barker, Buggins, Baker ya da Bird olabilirdi. Sadece B olarak vaftiz edilmiş, terk edilmiş bir erkek olabilirdi. Aslan yürekli biri olansa eğer B, Britain veya bunun kısaltılmışı olabilirdi. Belki de çocukluğuma ışık saçan ünlü Bayan Benjamin'in arkadaşı veya akrabasıydı. Bir süre bu gereksiz düşüncelerle kendime eziyet ettim. Ayrıca bu gizemli harfi merhumun görünüşü ve uğraştığı işlerle ilişkilendirmeye de çalıştım. Beyaz kıyafetler giyiyor olabilirdi, ayağında bot olabilirdi, ben merkezci biri olduğunu sanmıyorum, beynini iyi kullanan bir adam olabilirdi, yeni bilgiler edinmekten hoşlanıyordu belki, iyi bir bowling oyuncusu olabilirdi, boksörlük yeteneği olabilirdi. Ayrıca Bogner, Banger, Vermont, Brayton ve Broadstace'de türlü hobiler edinmiş, becerilerini geliştirmiş ve bilgisizliklerini bilgeliğe dönüştürmüş olabilirdi. Bu açıdan ben perilerden önce B harfinin istilasına uğramıştım. Rüyamda rastlantıyla bile olsa Efendi B'yi ya da ona ait herhangi bir şey görmediğimi fark etmem uzun sürmedi. Fakat gecenin hangi saatinde olursa olsun uyanır uyanmaz aklıma hemen o geliyordu ve kalkıp B harfini yatağın yanına iliştirip beni ondan kurtaracak bir şey arıyordum. 6 gece boyunca Efendi Bey'in odasında bu şekilde kaygılandıktan sonra bir şeylerin kötüye gittiğini fark ettim. Kendini belli eden ilk görüntü, sabahın erken saatlerinde hava henüz yeni aydınlanmışken ortaya çıktı. Aynanın karşısında tıraş olurken 50 yaşındaki kendimi değil de bir oğlanı tıraş ettiğimi görünce şaşkınlık ve dehşet içinde kaldım. Görünüşe göre Efendi Bey'di. Titreyerek omzumun üzerinden arkama baktım. Ama arkamda hiçbir şey yoktu. Tekrar aynaya baktım ve sakallarından kurtulmak için değil de bir sakala sahip olmak için tıraş oluyora benzeyen açık seçik bir erkek çocuğunun yüzünü gördüm. Kafam oldukça karışmış bir halde odanın içinde birkaç tur attım ve ellerimin titremesini durdurup az önce yarıda kalan işimi bitirmek amacıyla aynanın yanına geri döndüm. Donup kaldığımda kapatmış olduğum gözlerimi tekrar açıp aynaya baktığımda aynada doğrudan bana bakan 24 ya da 25 yaşlarında genç bir adam gördüm. Bu yeni hayaletten korkup gözlerimi yeniden kapatarak kendimi toparlamak için büyük çaba harcadım. Gözlerimi yeniden açtığımda aynada uzun zaman önce ölmüş olan babamın tıraş olduğunu gördüm. Dahası hayatımda hiç görmediğim büyük babamı da aynada gördüm. Bu olağanüstü ziyaretlerden doğal olarak çok etkilenmeme rağmen kararlaştırılan toplantı gününe kadar bunu bir sır olarak saklamaya karar verdim. O gece zihnimi bulandıran tuhaf düşünceler içinde odama çekildiğimde kendimi yeni bir hayaletle karşılaşabilme düşüncesini hazırlamıştım. Sabahın ikisinde tedirgin bir uykudan uyanıp yatağımı Efendi Bey'in iskeletiyle paylaştığımı görünce yaptığım hazırlıkların ne kadar gereksiz olduğunu anladım. Yatağımdan dışarı fırladım, iskelet de fırladı. Sonra ağlamaklı bir sesin "Neredeyim ben? Bana ne olmuş böyle?" dediğini duydum ve sesin geldiği yere dikkatlice bakınca Efendi Bey'in hayaletini gördüm. Genç hayalet, modası geçmiş, eski püskü kıyafetler giymişti ya da daha doğrusu paçavralara bürünmüş olmanın ötesinde giyinmiş gibi durmuyor, üstündeki parlak düğmeler giydiklerinin daha korkunç görünmesine yol açıyordu. Bu düğmelerin çift sıra halinde genç hayaletin iki omzundan geçip sırtına doğru uzandığını fark ettim. Boynunda fırfırlı bir boyunluk vardı. Üzerinde mürekkep lekeleri olduğunu fark ettiğim sağ eli karnının üzerinde duruyordu. Yüzündeki belli belirsiz sivilceler ve midesinin bulandığını düşündüren duruşuyla bağdaştırdığımda bunun aşırı dozda ilaç kullanan bir gencin hayaleti olduğunu düşündüm. Küçük hayalet acıklı bir ses tonuyla "Neredeyim ben?" diye sordu. "Neden kalomel günlerinde doğdum ve neden bana o kadar çok kalomel verdiler?" Büyük bir samimiyetle sorusunun cevabını bilmediğime yemin ettim. "Kız kardeşim nerede?" diye sordu hayalet. "Peki ya küçük melek karım? Okula birlikte gittiğim çocuk nerede?" Hayaletten rahatlamasını rica ettim ve her şey bir yana okula birlikte gittiği çocuğun kaybı konusunda yürekli olmasını istedim. Ayrıca o çocuk bulunsa bile insan deneyimleri bunu gösteriyordu. Kendisini görmekten pek hoşlanmayacağını belirttim. Okuldan sonraki yaşantımda vaktinde aynı sıraları paylaştığımız çocukları arayıp sorduğumu ama hiçbirinden karşılık alamadığımı ekledim. Bahsettiği çocuktan da karşılık alamayacağı yönündeki alçak gönüllü düşüncemi belirttim. O çocuğun hayali bir karakter, bir yanılsama, bir tuzak olduğunu belirttim. Onu en son bulduğumda bir akşam yemeğinde beyaz bir boyun bağı duvarının ardında her konuda inandırıcılıktan uzak görüşler belirttiğini, Titanik kadar devasa bir sıkıcılık gücüne sahip olduğunu anlattım. Yaşlı Doylan'sın okulunda birlikte okumuş olmamızdan güç alarak kendini kahvaltı etmeye nasıl davet ettirdiğini, bu davranışı toplumsal açıdan çok büyük bir ayıptı, Doylan'sın öğrencilerine duyduğum güvenin sönmek üzere olan korlarını yeniden canlandırarak onu nasıl kabul ettiğimi, sonra da onun korkak bir serseri olduğunu nasıl ispatladığımı, para konusundaki anlaşılmaz fikirleriyle insanoğlunun yakasına yapıştığını, İngiltere Bankası'nın kapatılma ihtimaline karşı kim bilir kaç binlerce ya da milyonlarca 10 ya da 6 penilik banknotlar basılmasını önerdiğini anlattım. Hayalet beni sessizlik içinde ve sabit bakışlarla dinledi. Konuşmamı bitirdiğimde "Berber!" diye haykırdı. Mesleğim bu olmadığından "Berber mi?" diye tekrarladım. "Mahkum edildin," dedi hayalet. "Sürekli değişen müşterileri, önce beni, sonra genç bir adamı, sonra da şu anki halinle kendini, sonra babanı, sonra büyük babanı tıraş etmeye, ayrıca her gece bir iskeletle birlikte yatıp her sabah o iskeletle uyanmaya mahkum edildin." Bu dehşet verici sözleri duyunca ürperdim. "Berber, beni izle." Daha bu sözleri duymadan hayaleti takip etmeme neden olacak bir sihrin etkisi altında olduğumu hissetmiştim. Söyleneni hemen yaptım ve Efendi Bey'in odasını terk ettim. Çoğu insan suçlarını itiraf eden ve özellikle sorgu ve işkencenin her daim hazırda bulunması nedeniyle tamamen gerçeği söylediklerinden kuşku duyulmayan cadıların ne kadar uzun ve yorucu gece yolculukları yapmaya zorlanmış olduklarını bilir. Ben de Efendi Bey'in odasında kaldığım süre boyunca o odanın hayaleti tarafından alınıp en az bunlar kadar uzun ve çılgın yolculuklara çıkarıldığımı söyleyebilirim. Elbette keçi boynuzları ve kuyruğu olan, gerçek hayattakiler kadar aptalca ama daha uygunsuz davetler veren, yaşlı ve kılıksız bir adamla, panla yaşlı kumaşçı arası bir şeyle tanıştırılmadım. Bana daha anlamlı görünen başka şeylerle karşılaştım. Doğruyu söylediğimden ve bana inanacaklarından emin olduğum için önce bir süpürge sopasının, sonra da salıncaklı bir atın üzerinde bir hayaleti takip ettiğimi tereddüt etmeden açıklıyorum. Hayvanın özellikle onu dışarı çıkarıp ısıttığımda boya koktuğuna yemin edebilirim. Daha sonra hayaleti bir at arabasına binerek izledim. Bu eski at arabalarının yeni kuşağın yabancı olduğu, kendilerine has tuhaf kokuları vardır. Fakat bu bahsettiğim kokunun ahır, uyuz köpek ve eski körük kokularının karışımından oluşan tuhaf bir koku olduğuna yemin edebilirim. Burada beni doğrulamaları ya da yalanlamaları için eski kuşaklara çağrıda bulunuyorum. Hayaleti başsız bir eşeğin üzerine binerek de takip ettim. Daha doğrusu başsız değil de midesiyle çok yakından ilgilendiği için başı sürekli aşağıda, midesine bakan bir eşekti. Özellikle arkalarına çifte atmak üzere doğmuş midillilere, fuarlardaki atlı karıncalara ve salıncaklara, yine bir başka unutulmuş gelenek olan yolcuların içinde yatabildiği ve sürücüyle birlikte sıkışabildiği tek beygirli arabalara bindim. Efendi Bey'in hayaletinin peşinden yaptığım, denizci Simbad'ınkilerden çok daha uzun ve muhteşem olan bu yolculukların ayrıntılarıyla sizi sıkmamak için diğerleri hakkında fikir sahibi olabileceğiniz tek bir deneyimimi anlatacağım. Olağanüstü değişmiştim. Hem kendim hem de başka biriydim. İçimde bütün hayatım boyunca aynı kalmış ve hayatımın bütün değişik dönemlerinde bana tanıdık gelen bir duygu olduğunu hissediyordum ve uyumak için Efendi Bey'in odasına giden sanki ben değildim. Hiç olmadığı kadar pürüzsüz bir yüze ve kısa bacaklara sahiptim artık ve oda kapımın arkasına benim gibi pürüzsüz bir yüzü ve kısa bacakları olan bir yaratık daha getirmiştim. Ona gizlice çok şaşırtıcı bir öneride bulunuyordum. Ona bir harem kurmamızı önerdim. Öbür yaratık önerimi sıcak karşıladı. İkimizde de saygınlık denen şeyden eser yoktu. Harem bir doğu geleneğiydi. Halife Harun Reşid'in de, bu adamın ismini telaffuz etmeme izin verin çünkü bende güzel anılar canlandırıyor, çok beğenilen ve taklit edilmek istenilen bir haremi vardı. Öbür yaratık yerinden sıçrayarak, "Evet, hadi," dedi. "Bir harem kuralım." Bu kararımızı Bayan Griffin'den saklamamızın nedeni, bu doğu kurumunun saygıdeğer özelliklerinden kuşku duymamız değildi. Bunun nedeni, Bayan Griffin'in insan sevgisinden yoksun ve Büyük Harun'un yüceliğini takdir edemeyecek biri olduğunu bilmemizdi. Sırrımızdan Bayan Griffin'e bahsetmeyeceğimize göre, onu Bayan Bill'e emanet etmeliydik. Bayan Griffin'in Hampstead Ponds'daki evinde 8 hanımefendi ve 2 beyefendi olmak üzere 10 kişiydik. 8-9 yaşlarının olgunluğuna eriştiğine kanaat getirdiğim Bayan Bill, ilk adımı atan kişi oldu. Gün içinde ona konuyu açtım ve ona gözde olmasını önerdim. Bayan Bill, kadınların o çok doğal ve çekici utangaçlığıyla bir süre mücadele ettikten sonra bu fikrin onu gururlandırdığını belirtti. Ama Bayan Pipson'ın konumunun ne olacağını merak ettiğini söyledi. O genç bayanla birlikte ölene dek onunla her şeyi paylaşacaklarına ve sır saklamayacaklarına dair 2 ciltlik, özel kilitli bir kutunun içinde saklanan kilise ayinleri ve dersleri adlı kitap üzerine yemin etmişlerdi. Bayan Bill, Bayan Pipson'ın bir arkadaşı olarak ondan ya da benden bir şey saklamayacağını ve onun da bize katılması gerektiğini söyledi. Dalgalı saçları ve mavi gözleri olan, güzel kabul edilen her şeyde ölümlü ve kadınsı olan bu özelliklerin bulunduğuna inanırım, Bayan Pipson'ın ismini duyunca onu bir Çerkez güzeli olarak gördüğümü belirttim. Bayan Bill düşünceli bir tavırla, "Peki daha sonra?" diye sordu. Ona Bayan Pipson'ın bir tüccar tarafından kaçırılıp peçeli bir şekilde bana teslim edilmesi ve bir köle olarak satın alınması gerektiğini söyledim. Öbür yaratık da en önemli 2. adam haline gelmişti ve kendisine başvezirlik tahsis edilmişti. Sonradan olayların bu şekilde gelişmesine karşı çıksa da vazgeçinceye kadar saçları çekildi. "Peki ben kıskanmayacak mıyım?" diye sordu Bayan Bill gözlerini aşağıya indirerek. "Hayır Zübeyde," diye cevap verdim. "Sen hep gözde sultan olacaksın. Kalbimin ve tahtımın baş köşesi daima senin olacak." İkna olan Bayan Bill, Bu fikri 7 güzel arkadaşıyla paylaşmayı kabul etti. Günün ilerleyen vaktinde sürekli sırıtarak dolaşan evin iyi kalpli uşağı Tabi'ye güvenebileceğimiz aklıma geldi. Tabi, hayatta bir yataktan başka hiçbir şeyi olmayan, yüzünde daima kara lekelerle dolaşan biriydi. Akşam yemeğinden sonra Bayan Bill'in elini tutarak ona bu konudan bahsettim. Bu kara lekeleri Tabi'ye sanki ilahi bir güç bahşetmişti ve bu, onun haremdeki zenci harem ağalarının ünlü efendisi Mesrur olabileceğinin işaretiydi. Düşlediğimiz bu kurumun oluşumu sırasında her birleşmede olduğu gibi bir takım zorluklar meydana geldi. Tahtı ele geçirme çabaları sonuçsuz kalınca halifenin önünde diz çökmeye vicdanının el vermediğini söyleyen öbür yaratığın karaktersiz olduğu anlaşıldı. Halifeyi inananların lideri olarak selamlamadı ve onu sadece sıradan bir arkadaş olarak gördüğünü söyledi. Ayrıca daha da kabalaşarak "Oynamayacağım işte" diye haykırdı. Bu adi davranışı harem üyelerinin ortak kızgınlığıyla bastırıldı ve ben haremdeki 8 çekici bayanın gülümsemesiyle kendimi kutsanmış gibi hissettim. Bu gülümsemeler sadece Bayan Griffin başka bir tarafa bakarken büyük bir dikkatle sunuluyordu. Çünkü peygamberin yandaşları arasındaki inanışa göre Bayan Griffin şalının arka kısmındaki bir desenin ortasında bulunan yuvarlak bir süs sayesinde arkasını da görebiliyordu. Yine de her gün akşam yemeğinden sonra bir saatliğine bir araya geliyorduk. Haremin gözdesi ve geri kalan kısmı, devlet işlerinin yorgunluğunu üstünden atmak için uzanan Yüce Harun'u baştan çıkarmak için birbiriyle yarışıyordu. Harun'un ilgilendiği devlet işleri, birçok devlet işinde olduğu gibi hesap işleri olduğu için inananların lideri en ufak bir meblağın bile üzerinde uzun uzun düşünüyordu. Bu gibi anlarda harem ağalarının efendisi Sadık Mesrur hizmete hep hazır bulunur, Bayan Griffin de sık sık büyük bir öfkeyle bu görevliyi çağırırdı ama hiçbir zaman tarihsel ününe yakışacak şekilde davranmazdı. Birincisi, Harun'un omuzlarında o kırmızı öfke kaftanı, Bayan Pipsa'nın mantosu varken halifenin divanına süpürgeyle çıkmasının o an görmezden gelinse bile tatmin edici bir açıklaması yoktu. İkincisi, ortalıkta "Şu güzellere bak" diye sırıtarak dolaşması saygısız bir davranıştı ve Doğu kültürüne yakışmıyordu. Üçüncü olarak, kendisinden özellikle "Bismillah" denmesi istendiğinde sürekli "Haleluya" diyordu. Bu görevli kendi sınıfının mensuplarından farklı olarak fazlasıyla iyi kalpliydi ama çenesini hiç tutamaz, beğenisini hep uygunsuz şekillerde ifade ederdi. Hatta bir keresinde Çerkez güzeli iyi bir pazarlıkla 500.000 kese altın karşılığında satın alındığında köleyi, gözdeyi ve halifeyi ard arda kucaklamıştı. Parantez içinde belirtmeme izin verin ki Tanrı Mesrur'u korusun, o şefkatli bağrına kızlar, oğullar bağışlasın ve zor günlerinde ondan yardımını esirgemesin. Bayan Griffin örnek gösterilebilecek görgülü bir kadındı ve bu erdemli kadın bizi halinden memnun, 2 sıra halinde Hampstead yolunda gezdirirken çok eşliliği benimseyen ve Muhammed'in izinden giden bir toplulukla yan yana yürüdüğünü bilseydi neler hissedebileceğini tahmin etmekte zorlanıyordum. Bayan Griffin'in bilmediği sırrımız bize, aynı zamanda bizi dehşete de düşüren korkunç bir güç veriyordu. Sırrımızı çok iyi saklıyorduk fakat bir keresinde neredeyse kendimizi ele veriyorduk. Bu tehlikeyi ucuz atlatmamız bir pazar gününe rastladı. Her pazar olduğu gibi Bayan Griffin'in önderliğinde kilisenin göze çarpan bir köşesinde topluluğumuzun dini yönlerini gözler önüne sererek oturmuş Süleyman'ın kendi ülkesindeki zaferlerini dinliyorduk. Bu hükümdarın adının geçtiği anda vicdanım bana "Sen de Harun" diye fısıldadı. Papazın önünde bir yığın insan vardı. Ama vicdanım papazın vaazı sadece bana okuduğunu söylüyordu. Kızaran yüzüm ve korkudan terlemem duygularımı ele veriyordu. Başvezirin yüzü ölü gibi sapsarı oldu ve haremin tamamı sanki Bağdat'ın gün batımının renkli o tatlı yüzlerine vuruyormuşçasına kıpkırmızı oldu. Bu uğursuz anda korkunç Griffin yerinden kalktı ve İslam'ın çocuklarını uğursuz gözlerle süzdü. Kilisenin ve devletin Bayan Griffin'le birlikte bizi ele geçirmek için bir komplo kurduğu ve beyaz örtülere sarılıp kilise meydanında sergileneceğimiz izlenimine kapıldım. Fakat Bayan Griffin'in dürüstlük anlayışı o kadar batılıydı ki, bu kelimeyi doğulu sözcüğünün karşıtı olarak kullanıyorum, yalnızca April'den şüphelendi ve böylece hepimiz kurtulmuş olduk. Haremin birleşik bir yapıda olduğunu söylemiştim. Yine de inananların liderinin sarayın bu kutsal köşesinde hanımlarla öpüşme hakkı olup olmadığı konusunda haremin eşsiz mensupları fikir ayrılığına düşmüştü. Zübeyde, gözde olarak kendisinde tırmalama hakkı bulmuş, Çerkez güzeli ise yüzünü kitap saklamak için kullanılan yeşil ünlü bir çantaya sokarak korumaya çalışmıştı. Öte yandan Camden kentinin verimli ovalarından getirilmiş olağanüstü bir güzellikteki genç bir ceylan, tüccarlar tarafından tatil bitiminde çölü geçen kervandan alınıp getirilmişti, daha açık fikirliydi. Ama o da o köpek başvezire ayrıcalık tanıyarak bu açık fikirliliğin yararlarını kısıtlıyordu. Aslında başvezirin hiçbir hakkı yoktu. Böyle bir ayrıcalık söz konusu bile edilemezdi. Nihayet bu sorunu oldukça genç bir cariyeyi vekil atayarak çözdük. Bir taburenin üzerine oturtulan cariyenin yanaklarına resmen Yüce Harun'un hanım sultanlara göndereceği selamlar konduruldu ve köleye özel olarak harem hanımlarına ait sandıklardan çıkan armağanlar sunuldu. Sonunda mutluluğumun doruk noktasındayken birden umutsuzluğa kapıldım. Annemi düşünmeye başladım. Onun yaz ortasında eve beklenmedik bir şekilde 8 güzel kız getirmeme ne diyeceğini merak ediyordum. Evimizdeki yatakların sayısını, babamın gelirini ve sayemizde fırıncının cebine girecekleri düşündükçe umutsuzluğum 2 kat arttı. Harem ve kötü niyetli başvezir, efendilerinin mutsuz olduğunu hissettiler ve mutsuzluğumu daha da artırmak için ellerinden geleni yaptılar. Efendilerine sonsuz bir bağlılık duyduklarını belirterek, onunla yaşayıp onunla öleceklerini bildirdiler. Bu bağlılık yeminleri karşısında çok perişan bir duruma düştüm ve korkunç kaderim hakkında derin derin düşünerek yatağımda saatlerce uyanık yattım. Umutsuzluğumun üst sınırındayken aklıma daha önce hiç düşünmediğim bir kurtuluş yolu gelmeseydi, Süleyman'a benzediğimi itiraf ederek Bayan Griffin'in önünde diz çökebilir ve ülkemin çiğnenmiş yasalarına boyun eğdiğimi söyleyebilirdim. Bir gün ikili gruplar halinde yürüyüşe çıkmıştık. Başvezir, her zamanki gibi geçiş parası olan çocuğa dikkat etmemiz gerektiğini söylemiş, eğer çocuklardan biri haremin güzellerine saygısızca bakarsa, her zaman yaptığı gibi geceleyin iple boğdurulmasını önermişti. Oysa hepimizin yüreği hüzünle doluydu. Ceylan'ın garip bir davranışı devletin itibarını zedelemişti. Bu çekici yaratık, önceki günün doğum günü olduğunu ve bunu kutlamak için kendisine bir sepet dolusu hazine gönderildiğini, ikisi de asılsız iddialardı, söylemişti. Ayrıca gizli ama ısrarcı bir şekilde komşu prens ve prenseslerden oluşan 35 kişilik bir grubu bir balo ve akşam yemeğine davet etmiş, kimsenin saat 12'ye kadar içeri alınmamasını da şart koşmuştu. Ceylan'ın bu fantezisi yüzünden atları, seyisleri ve çeşitli hizmetkarlarıyla tam takım hazırlanmış gösterişli bir kalabalık büyük bir beklentiyle Bayan Griffin'in kapısına dayanmış ama gözyaşları içinde geri çevrilmişti. İnsanlar kapımıza 2. kez dayandığında Ceylan arka taraftaki tavan arasına gidip kendisini oraya kilitlemişti. Her yeni konukla birlikte Bayan Griffin kendini iyice kaybetmiş ve sonunda dayanamayıp sinirinden üstündeki elbiseyi parçalamaya başlamıştı. Suçlunun şartlı teslimini, çamaşır dolabında yalnız bırakılma, sadece ekmek ve suyla beslenme cezasını hepimize hedef alan kin dolu uzun bir söylev izlemişti. Bu söylevde Bayan Griffin şöyle sözler kullanmıştı. Birincisi, hepinizin bunu bildiğine inanıyorum. İkincisi, hepiniz birbirinizden kötüsünüz ve üçüncüsü, küçük bir alçaklar sürüsüsünüz. Bu şartlar altında üzgün bir halde yürüyorduk ve özellikle omzumdaki ağır Müslümanlık sorumluluklarının yüküyle kötü bir ruh hali içindeydim. O sırada Bayan Griffin'in yanına tuhaf bir adam yaklaştı. Bir süre onunla birlikte yürüyüp konuştuktan sonra bana baktı. Adamın yasaların yardakçılığını yapan bir işgüzar olduğuna ve zamanımın dolduğuna karar vererek Mısır'a kaçma niyetiyle hemen oradan uzaklaştım. Bacaklarımın el verdiği hızla kaçtığımı gören tüm harem üyeleri bir çığlık attılar. İlk sola sapan ve meyhanenin etrafından dolanan yolun beni piramitlere götürecek en kestirme yol olduğu izlenimine kapılmıştım. Bayan Griffin peşimden seslendi. İnançsız başvezir peşimden koştu ve yol parası kesen çocuk beni bir koyun gibi köşeye sıkıştırarak yolumu kesti. Yakalanıp geri getirildiğimde kimse beni azarlamadı. Sadece Bayan Griffin şaşırtıcı bir nezaketle "Bu yaptığınız çok tuhaftı," dedi. Bayan Griffin'in konuştuğu adam bana baktığında neden birden kaçıvermiştim? Bu soruya cevap vermeye yetecek nefesim olsaydı bile kesinlikle cevap veremezdim. Ama zaten nefesim kesilmişti ve hiçbir şey söyleyemedim. Bayan Griffin ve o tuhaf adam beni aralarına alıp suçlu değilmişim gibi davranarak, buna şaşırmamak elimde değildi, saraya götürdüler. Oraya vardığımızda hep birlikte bir odaya girdik ve Bayan Griffin, harem zencilerinin başında olan yardımcısı Mesrur'u yardıma çağırdı. Mesrur da kulağına bir şeyler fısıldandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. ''Tanrı sizi korusun efendimiz'' dedi Mesrur bana dönerek. ''Babanızla ilgili kötü bir haber var.'' Kalbim çarparak ''Çok mu hasta?'' diye sordum. ''Tanrı sabır versin efendimiz'' dedi iyi yürekli Mesrur ve başımı yaslayıp teselli olmam için omzunu uzatarak yere eğildi. ''Babanız ölmüş.'' Harun el-Reşid bu sözleri duyar duymaz kaçıp gitti. Harem ortadan yok oldu ve o andan sonra dünyanın en güzel o 8 kızından hiçbirini bir daha görmedim. Eve götürüldüm. Evde ölümün yanı sıra borç da vardı ve ayrıca satış yapılıyordu. Adına bulanık bir biçimde ticaret denen tanımadığım bir güç küçümseyen gözlerle küçük yatağıma bakıyordu. Yatağımla birlikte pirinç bir kömür kovası, ızgara ve bir kuş kafesi neredeyse bedavaya, yok pahasına satıldı. Satılanlar hakkında konuşulanları dinlerken ne kadara gitmiş olabileceklerini merak etmiştim ve yok pahasına satıldıklarını duyduğumda çok üzünlenmiştim. Bu olaydan sonra büyük çocukların gittiği, büyük, soğuk ve kasvetli, yenilecek ve giyilecek her şeyin sert, kaba ve yetersiz miktarda olduğu bir okula gönderildim. Okuldaki büyük ya da küçük olsun hepsi de son derece zalim olan çocuklar, ben daha oraya gelmeden evimizdeki satışla ilgili her şeyi öğrenmişlerdi. Oradan ne getirdiğimi, beni kimin satın aldığını soruyor, yanımdan geçerken ''Satıyorum, satıyorum, sattım'' diye bağırıp benimle dalga geçiyorlardı. O sefil yerde aslında Harun olduğumu ve bir zamanlar bir haremimin olduğunu hiç söylemedim. Çünkü onlara bu başarısızlıktan söz edersem çok üzüleceğimi ve bu yüzden okulun oyun alanının yakınındaki bir gölcüğün biraya benzeyen çamurlu suyunda kendimi boğmak zorunda kalacağımı biliyordum. Ah ben, ah ben. O odaya yerleştiğimden bu yana dostlarım o çocuğun odasına kendi çocukluğumun, kendi masumiyetimin ve kendi çocuksu hayallerimin dışında başka hiçbir hayalet gelmedi. Çoğu kez bu hayalin peşinden gittim ama bu insan adımlarımla ona yetişemedim. Bu insan ellerimle ona dokunamadım. Bu insan yüreğimle onun saflığını koruyamadım. Ve şimdi beni olabildiğince neşeli ve minnettar bir halde, aynı anda sürekli değişen müşterileri sırayla tıraş ettiğim kötü kaderimle uğraşırken ve bana ölümlü bir hayat arkadaşı olarak bağışlanmış bir iskeletle uyuyup uyanırken görüyorsunuz. Son.